6-7 maçta ligde kazanamayan bir Ankara Gücü var. Oyuncuların motivasyon durumu nasıl? Kolay değil. Açıkçası yani kazanarak devam etmek yola ve kaybettiğiniz süreçler içinde iki tarafında kendi adına hem camianın hem de oyuncuların bu anlamda tabii ki sıkıntıları olabiliyor. Ki Ankara Gücü beklentisi çok yüksek, taraftarın, camianın bu anlamda üzüntülerini anlayabiliyorum ama oyuncu tarafı bizim işimiz, sahanın işi bizim işimiz. Bunu da yapabileceğimizi, bu deneyimlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncu grubu gerçekten istekli. Ben bir şey gösteriyorum. Bunu hemen hemen bütün basın toplantılarımda siz de şahit olduğunu söylüyorum. Elinden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyorlar. Ama artık bizim de maç kazanabilecek ki çok berabere kaldığımız maçların çoğunu kazanabilecek oyunları oynadık. Geldiğimiz günden beri 26-27 maçta 3 tane maksimum 4 tane maçta performans adına benim beklentimin çok uzağındaydı takımım. Onun dışında herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Samsun maçı da bu 3-4 maçtan bir tanesiydi. Açıkçası bu konumuz durumumuza rağmen oyun memnun edici değildi, istek memnun edici değildi. Fakat bunu toparlamakta bizim görevimiz röportajın başında söylediğim gibi 27 puan var. 2 tane Türkiye Kupası inşallah 3 dediğiniz gibi final. Bunları yapabilecek güçteyiz. Ümitsizlik yok, kaygı yok. Vazgeçersek kaybederiz. Bu net bir şekilde belli. Camianın da son 20 senede yaşamış olduğu travmaları çok iyi bir şekilde anlıyorum. Ama biz buna inşallah mal vermeden takımımla beraber, oyuncu kardeşlerimle beraber sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başımız dik bir süreçten hep beraber ayrılacağız. Taraftar için ne söylemek istersiniz? Çünkü Başakşehir maçı çok kritik olacak. Yani burada tabii ki biraz önce söylediğim gibi olmazsa olmazı bizim taraftar kitlemizin yanımızda olması. Bunu açıkçası ben de statta bekliyorum ama statı doldurmaktan ziyade oyuncuların yanında olmak da çok daha değerli ve önemli. Oyuncularım yanında olsunlar. İnşallah onlar da onların beklediği mücadeleyi, isteği net bir şekilde ortaya koyacaklardır. İnşallah skor da bizim istediğimiz gibi olur. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bizim herkesten çok daha fazla buna ihtiyacımız var. Bunu söylerken skordan da öte taraftarımızın oyuncuların yanında olmasına çok fazla ihtiyacımız var. Beklentimiz tam kapasite. Taraftarın yanında, taraftarın takımının yanında olduğu bir maç. İnşallah onları da iftara mutlu bir şekilde göndeririz. Bir iki tane galibiyetimizi çok daha farklı yere getireceği her takım için geçerli bu ligde. Görüyorsunuz bir iki kazanıyor herkes, bir rahat pozisyona geçiyor. Ben açıkçası olabildiğince en iyi konumda bitirmek ve Türkiye Kupası'nda da final oynamak hedefi olarak söyleyebilirim bunu. Ama bunu hesaplamak, konuşmak çok da doğru değil. Şu pozisyonda bitiririz, bunda bitiririz. Maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bunun için de ben o şekilde hazırladım takımımı. Bizim için tek bir tane şu an maç var. O da Başakşehir maçı. İnşallah oradan da taraftarımızın desteğiyle camianın da oyuncularımın da başını kaldıracak bir sürecin başlangıcı olur hepimiz adına. Ben futbolla alakalı hayatımda her şeyi kaldırabilirim. Hiç öyle bir derdim yok. Futbol benim hayatım. Beni tanıyan herkes de bilir ki ben hayatımda hiçbir zaman vazgeçmem. Mücadeleden de geri durmam. Sonuna kadar da burada 9 hafta her şeyimizi ortaya koyacağız. İnşallah sağ salim hep beraber Mayıs ayının sonunda mutlu bir şekilde buradan bir röportajla beraber yaparız. Spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Bu anlamda hem olimpik branşlardaki İstanbul'un güçlenmesi hem sporun İstanbul için güçlü bir seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ivmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda önümüzdeki stratejik plan vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda ben üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. Ayrıca altını çizmem gerekir ki bahsettiğim olimpik hedefler doğrultusunda Hasan Arat, kıymetli Beşiktaş Kulüp Başkanımız da deneyimleriyle çok özel bir isim. Hem olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim.